Uyandırma servisi devam ediyor kaldığı yerden. Şimdi sıcak noktalarımız var. Oralara gideceğiz. Nereden başlıyoruz? Az önce burada Hatay görüyorduk. Umut Erol var karşımızda. Hatay'da Umut Erol. Nedir sendeki son bilgiler? Evet, Zeytindalı operasyonu büyük bir hızla devam ediyor. Kahraman Mehmetçiğimiz sınırın ötesinde adeta destan yazıyor. Aslında günlerdir biliyorsunuz obüs atışı yapılıyor. Çünkü biz adeta Afrin'i obüslerle bir çember altına almıştık. Türk Silahlı Kuvvetleri işte o obüslerden, sınır karakollarından adeta bomba yağdırıyordu. İşte o obüslere destek olarak çok namlulu roket atarlar getirildi. Hatay sınırına konuşlandırıldı. O roket atarlardan da yine çok sayıda atış yapılıyor. Yine dün akşam özellikle dün gece saatlerinde obüs seslerini çok rahat bir şekilde Hassa ilçe merkezinden duymak mümkündü. Zaman zaman da işte o çok namlulu roket atarlarla yapılan atışları ilçe merkezinden yine görebiliyorduk. Hemen şunu da söyleyelim. Sınır karakollarının yanı sıra tabii uçaklarımız da bu bombardımana destek veriyor. Dün akşam saatlerinde yine zaman zaman uçaklarımıza vurduğumuz hedefler vardı. Ve biliyorsunuz Doğu Anadolu'da özellikle milli gururumuz, Atak helikopterimiz terörle mücadelede üstün bir başarı sağlamıştı. Afrin'in kuzeybatısı da dağlık bir alan. Coğrafya olarak aslında baktığımızda Doğu Anadolu'ya da biraz benziyor. İşte o bölgede Atak helikopterimiz artık devrede. Yaklaşık 2 gündür Atak helikopterimiz bölgede aktif bir şekilde kullanılıyor. Ve terör yuvalarına adeta bomba yağdırıyor, kurşun yağdırıyor. Yine biliyorsunuz Bursa'ya da oldukça stratejik bir nokta. Biz de 2 gün önce oradaydık. 2 kilometre mesafede bombardımanı izledik. O terör yuvalarının bir bir nasıl vurulduğunu. Bursa'ya dağında artık Türk tankları da var. Tanklarımız şu an orada ve yine terör mevzileri bir bir imha ediliyor ki zaten biliyorsunuz dağın büyük kısmında kontrol sağlanmıştı. Güney yamacında sadece birkaç terör mevzisi var. Oraların da kısa zaman içerisinde imhası söz konusu. Zaman zaman roket atarlı, roketli saldırılar düzenleniyor. Roket mermileri sınırın bu tarafına düşüyor. Yani terör örgütü daha önce yaptığı şeyi yapıyor. Sivillere saldırıyor. Dün akşam yine Reyhanlı'ya bir roket mermisi düştü. Boş arazide araziye düştü. Yaralımız yok çok şükür diyelim hemen o konuda da. Ancak zaman zaman roket mermileriyle teröristlerin sivillere saldırdığını da belirtelim. Geçtiğimiz günlerde 2 gün önce biliyorsunuz akşam saatlerinde insanlar namaz kılarken kiliste 400 yıllık camiyi roketle hedef aldılar. Roket mermisiyle hedef aldılar teröristler ki hemen ardından da zaten o köye çok sayıda obüslerle atış yapılmıştı. Sabah saatlerinde de o köy teröristlerden kurtarılmıştı. Sınır hattı oldukça hareketli. Sürekli olarak askeri araçların sınır birliklerine giriş çıkış yaptığını gözlemleyebiliyoruz. Yine zaman zaman takviye kuvvetler sınırın diğer tarafına geçiyorlar ve orada Mehmetçiğimize destek veriyorlar. Hemen şunu da söyleyelim. Dün biliyorsunuz başkomutan buradaydı. 2. Ordu'nun Hatay'daki harekat merkezine geldi. Üzerinde askeri bir parka vardı. O askeri parkayla komutanlardan briefing aldı. Operasyonun gidişi hakkında son bilgileri aldı. Daha sonra da zaten Hatay'dan ayrıldı. Ancak tabii oldukça önemli şeylere değindi. Afrin'de ya da herhangi bir kimsenin toprağında gözümüz yok dedi. Ve yine ikinci önemli vurguladığı mesajlardan biri de biliyorsunuz oradaki terör yuvaları kurutuluncaya kadar operasyon devam edecek dedi. Biz yine bugün sınır hattında olacağız. Sınır hattının her yerindeyiz. Reyhanlı'da, Kırıkhan'da, Hassa'da, anbean oradaki bütün gelişmeleri de sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım. Umut Erol çok çok teşekkürler. Sağ olasın, var olsun. O sınırın sıfır hattından bize son dakika notlarını aktardı. Biz ise şimdi Bursa'ya dağına PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından artık köşeye sıkıştırıldığı ve stratejik önemdeki Bursa'ya dağına gideceğiz. Orada Şeymus Çakan bizi hazır bekliyor. Şeymus Çakan, günaydın, kolay gelsin. Dün senin oradan, o bölgeden yaptığın yayınları da dikkatle takip ettik. Kuşkusuz ki oradaki zor arazi koşullarını ve işte Mehmetçiğin güçlükle ilerleyişini, nelerin neden olduğunu da anlattığın yayınları izledik. Şimdi bugün bulunduğun yerde benim buradan gördüğüm kadarıyla hava düne göre daha iyi gibi görünüyor. Yanılıyor muyum? Evet.
Ersoy'da da evet daha iyi ama yine hava yağışlı. Şu an yağmur yine yağmaya başladı. Tabii yağmurun yağmasıyla birlikte Bursa'ya dağının üstünü de bir sis bulutu kaplıyor. O anda göz gözü görmüyor. Tabii yağmurla birlikte aslında arazi kirli topraktan oluşuyor ve çamur gerçekten aynı yapıştırıcı gibi yapışıyor. Hatta araçların hareket etme kabiliyeti bile neredeyse tamamen düşmüş oluyor. Tabii yine bu şartlara rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu alan hakimiyeti noktasında geniş bir alana şu an yayılmış durumda. Özellikle Bursa'ya dağında birçok nokta, birçok hedef şu an tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne girmiş durumda. Tabii belirlenen hedefler vardı. Gece boyunca o hedefler yine vuruldu. Yani Türkiye-Suriye sınırında konuşulu bulunan zırhlı birliklerce, yine burada konuşulu bulunan zırhlı birliklerce birçok hedef ateş altına alındı. Tabii belirlenen koordinatlar vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları da dün gün boyu birçok noktayı da ateş altına almış oldu. Tabii ilerleyişin yavaş yavaş devam ettiğini söyleyebiliriz. Gerçekten Bursa'ya daha stratejik bir noktaydı. O stratejik noktaların birçok yeri şu an hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne girmiş durumda. Yine dün aslında Bursa'ya dağına ayrıca gidiş yollarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı iş makinalarının yoğun çalışması vardı. O yollar açılıyordu. Çünkü yollar açılmadan Bursa'ya dağına çıkmak biraz güçtü. Çünkü bir süre araçla gidiyorsunuz ve ardından da yaya gitmek zorundasınız. Bu nedenle o yollarda temizlenmiş oldu. Tabii Bursa'ya dağının sınır hattında bulunan yani Afrin'e doğru uzanan Darmık Dağı var. Darmık Dağı da stratejik bir konuma sahip. Aslında şu an hedef orası. Çünkü orada bulunan PKK YPG hedefleri vardı. Ağır silahlarla donatılmış o bölge. Ayrıca kazılan hendekler vardı ve hendeklerin etrafında da tamamen patlayıcılarla döşenmişti. Dün burada biz burada yani Özgür Suriye Ordusu'nun önemli isimlerinden biriyle görüştük. O bunları söyledi. Özellikle uzun bir süreden beridir YPG PKK'nın dağlık alanda hendekler, sığınaklar, tüneller kazdı ve bunların etrafını da patlayıcı maddelerle döşediğini söyledi. Tahrip gücü çok yüksek patlayıcılar var dedi. Tabii ki şu an hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Özgür Suriye Ordusu oluşturduğu mayın temizleme, patlayıcı temizleme birimleri var. Öncelikle bunlar araziyi temizliyor ve ardından hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Özgür Suriye Ordusu'nun ilerleyişi de sürüyor. Dün tabii yoğun bir hareketlilik vardı. Bugün için şu an halen o hareketliği gözlemleyemedik. Özgür Suriye Ordusu'nun birçok noktadan Bursa'ya dağına hareketliği vardı. Ancak şu an için o hareketlik yok. Şu an bir sessizlik var. Ancak dediğim gibi belirlenen hedefler, koordinatlar var. Onların da zaman zaman Türkiye sınırında konuştu bundan obüsler ve çok namlulu roket atarlar tarafından da bombalanması zaten gün içerisinde devam ediyordu. Aslında hem kilise hem de Reyhanlı'ya Afrin bölgesinden atılan roketlerin atılan yerlerin tespiti noktasında da çalışmalar var. Tespit edilen yerler var ve dün tespit edilen Asudan köyü vardı. Asudan köyüne yoğun bir bombardıman gerçekleşti ve ardından da o köyün tamamen Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçtiği bilgileri ulaştı bize ve şu an dediğim gibi özellikle stratejik noktaların alınması noktasında yoğun bir çaba, yoğun bir hareketlilik var. Tabii ağır silah mevzileri var yine YPG, PKK'nın hem Darmık Dağı'nda hem de Bursa'ya Dağı'nın bazı noktalarında işte o hedeflerin belirlenmesi noktasında yoğun bir çalışma var. Çünkü Darmık Dağı ormanlık bir alandan oluşuyor. Bu nedenle gizlenmiş bir zaten yani neredeyse yerin altına gizlenmiş vaziyette silah mevzileri var. O mevzilerin tespiti noktasında da dediğim gibi yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Şu an alan hakimiyeti noktasında geniş bir alanın kontrol altına alındığını söyleyebiliriz ve o alan giderek genişliyor. Yani alan hakimiyeti noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir özveri, büyük bir kararlılıkla ilerleyişini devam ettiriyor ve bir şu an özellikle Afrin'e yönelik bir çember harekatı var. O çember de giderek daraltılmış oluyor. Yani hem Özgür Suriye Ordusu hem Türk Silahlı Kuvvetleri birçok cepheden şu an Afrin'e doğru hareketliliğini devam ettiriyor. Hatta yeni birliklerin Suriye tarafına geçtiğini de söyleyebiliriz. Birçok noktada şu an o birliklerin konuşlandırma işlemi de devam ediyor. Hatta Türkiye-Suriye sınır hattında biliyorsunuz uzun bir süreden beridir duvar örülmüştü ve o duvardan açılan yerler var, açılan yollar var ve o yollardan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rahatlıkla geçişi de sağlanmış oluyor. Hem Türkiye tarafında hem de Suriye tarafında yollar da düzenlendi. Yani o birliklerin rahat geçişini sağlama noktasında da
çalışmalar tamamlanmış oldu. Arazi şartları zor dedik, gerçekten zor. Yani şu an yine yağmur yağıyor. Bu yağmura rağmen, yoğun sise rağmen, dediğim gibi arazide ilerleyişin zor olmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o operasyonda göstermiş olduğu kararlılık gerçekten burada takdire şayan diyebiliriz. Yine dün biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyareti burada da, yani Suriye tarafında da olumlu karşılandı. Özgür Suriye Ordusu mensupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yani sınıra o kadar yakın noktaya gelmesinin kendileri açısından da bir moral olduğunu ifade ettiler. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nde morali bir hayli yükseltti ama affedersiniz ama Özgür Suriye Ordusu'nda da bir hayli moral oldu Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırına gelmesi. Verdiği mesajlar tabii yine dediğim gibi burada olumlu karşılandı. Tüm olumsuz, yani buradaki olumsuz hava şartlarına rağmen operasyonun, yani Bursa Dağı, Darmık Dağı ve Afrin'e yönelik operasyonun devam ettiğini söyleyerek sözü tekrar size bırakalım Ersoy dede. Teşekkürler, sağ olasın, var olsun Şeymus Çakan bize Bursa Dağı'ndan, operasyon bölgesinden, tam harekat bölgesinden, noktadan bağlandı ve oradaki son durumu aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Yavuz Atalay bizi bekliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da. Ve sahiden de kafa karıştıran açıklamalar geliyor. Yavuz, iyi geceler evvela. Teşekkür ederim, günaydınlar diyorum. Eyvallah. Şimdi yani bir şu 30 kilometre derinliğindeki güvenli hat meselesi artık yılan hikayesine döndü. Herkesçe malum ki bu daha evvel tabii çokça konuşuldu. Amerika Birleşik Devletleri orada işte köşeye sıkışmış olan PKK'lıların can emniyetini güvence altına alabilmek için bir güvenli hat tesis etmek istiyordu. Biz bunu fark ettiğimizde mi çark etmeye başladılar? Ne dersin? Ya aslında her şey bugün ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, basın sözcüsünün bugünkü toplantıda söylediği, belki de ağzından kaçırdığı tek bir cümleden ibaret. Ersoy dedi de ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert bugün Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği günlük basın toplantısında şu ifadeyi kullandı. Türkiye daha işte uğraşmak yerine PKK ile uğraşıyor. PKK kelime olarak geçti daha... ya. O çok önemli değil evet, mi? Evet. Tabii geçti. Hiç hep bu yakın etrafından dolaşıyorlardı yani. Evet, hiç düzeltme de yapmadan direkt bu cümleyi kurdu. Aslında hani ağzından baklayı çıkarmak derler ya, o misal. Bugün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ABD'nin asıl karın ağrısını ortaya koymuş oldu diyebiliriz ya, söyledi. Zannediyorum bu aralar sizin de bağlantı öncesinde defaatle söylediğiniz gibi bir sürü açıklama geliyor. Her gazetede, neredeyse ABD'deki yayın yapan her gazetede ABD'deki üst düzey bir ismin açıklamasına göre, Beyaz Saray'dan üst düzey bir ismin açıklamasına göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir ismin açıklamasına göre başlıklarla verilip karman çorman açıklamalar yapılıyor. Birisi Türkiye'nin Afrin operasyonundan kaygılıyız diyor, öbürüsü girmemeli diyor, öbürü çıkmalı diyor. 30 bin tane açıklama dönüyor bugün birinci sayfalarda. 30 bin tane ABD'li üst düzey isim başlığı adı altında 30 bin tane açıklama dönüyor. Hiçbirinde ismi yok Ersoy de diyebiliriz. Bugün Dışişleri Bakanlığı toplantıda yani mesela bu açıklamayı niye, yani bu niye önemsiyorsun? Birkaç ayrı Amerika var anlamında mı okumamız lazım Yavuz bizim bu durumu? Birkaç ayrı Amerika var diyeden ziyade kafa karıştırıyorlar. Yani aynı anda bütün Amerikalı görevliler çıkıp bir gaz, yani işte New York Times'a bir başka üst düzey Amerikalı görevli konuşuyor. Wall Street Journal'a başkası konuşuyor. New York Times'a başkası konuşuyor. Washington Times'a başkası konuşuyor. Bugün 30 bin tane açıklama döndü herhalde Washington'daki bütün medya organizasyonlarında. Yani bu başkası Amerika'yı yönetiyor diye de algılanabilir. Birkaç tane Amerika var diye de yorumlanabilir. Ama kafa karıştırıyorlar diye de yorumlanabilir. Aslında hiçbir şey bilmiyorlar. Orta Doğu'ya ilişkin diye çok konuşuyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Bu şekilde de yorumlanabilir Ersoy dedi ama enteresandı yani herkesin bir anda çıkıp aynı konu üzerinde bir sürü kişinin ismi gizli kalmak koşuluyla konuşması enteresan, bana bir garip geldi Ersoy dedi. Ben de çok yorumlayamadım açıkçası ama garip geldi, garipsedim yani ve baş döndürücü, için açıkçası bir de mide bulandırıcı açıklamalardı. Yani sürekli işte Türkiye Afrin'e girsin girmesin, Türkiye şunu yapsın yapmasın, yani ben yarın Beyaz Saray'ın işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğle yemeğini yememesinden dolayı kaygılıyız şeklinde bir açıklama yapmasını da bekliyorum açıkçası. İşi o nokta saçmalamaya götürdüler yani. Nereden çıkarıyoruz bu saçmalama işini? Bugün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Beyaz Saray'ın Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Trump'ın Erdoğan'la telefon görüşmesinde
Trump'ın Erdoğan'a karşı çok sert ifadeler kullandığını bugünkü Beyaz bugünkü Dışişleri Bakanı toplantısında vurguladı. Beyaz Saray'ın da açıklamasının arkasında olduğunu söyledi. Yani orada değil, bu bilgiyi nereden alıyor vesaire, hani sağır duymaz uydurur misalle geldi o iş, yani hani sağır duymaz uydurur misalle geldi bu konu. Yani bahsettiğimiz şeyler bilmiyorum, Ersoy dedi okul öğrenci konsey başkanlığı falan değil, yani ülke yöneten insanlardan bahsediyoruz ve yapmış oldukları açıklamalar tamamen ilkokul sınıf başkanlığı seçim düzeyindeki seviyelerde dolaşıyor. Maalesef bu Amerika adına üzücü bir şey. Bir yandan Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Yani Orta Doğu dediğimiz bölgede dünyanın geleceğinin belirleneceği bölge. Yani bunlar mı bu kararı veriyor diye de insan sorgulamıyor değil. Neyse, gündem maddelerimize geçelim. Peki, tam orada o zaman şunu sorayım sana. Yani biz aslında Afrin'i bombalarken Amerikalılar aşağı yukarı ağız birliği 70'lesine orası bizim operasyon sahamız değil diyorlardı, yani Afrin'le ilgili olarak değil mi? İlk günlerde sen de bağlantılar mı? Orası bizim operasyon sahamız değil, kafanıza göre takılın, ne haliniz varsa görün. Ama Münbiç'i bombaladık dün. Münbiç'i bombaladığımızda Amerika'nın kimya bozuldu anladığım kadarıyla. Dün Pentagon'un da masasına geldi Münbiç sorusu. Ne diyor Pentagon? Evet, bugün Münbiç'e ilişkin bugün Pentagon'da açıklaması var. Aslında açıklaması yok. Gazeteciler ısrarla Pentagon sözcüsüne Münbiç'i sordular. Pentagon sözcüsü cevap vermemekte çok ısrar etti. En son gelinen noktada şu cümleyi söylemekle yetindi. ABD askeri kendini savunacak durumda. Bundan şunu anlayabiliriz. Yani Münbiç'teki ABD askeri Türkiye ile karşı karşıya gelmesi noktasında herhalde Türkiye karşı bir savaş, bir atak gerçekleştirebilir. Bu tamamen bir yorum olarak ortaya koyuyorum. Ama işin enteresan tarafı, Beyaz Saray'ın açıklamasına göre de Donald Trump Türkiye ile ABD askerinin karşı karşıya gelmemesi noktasında da Türkiye'ye uyarıda bulunmuştu. Yani Ersoy dedi aklımızın almayacağı çelişkiler var. Yani hani bunları nasıl yapabiliyorlar, nasıl başarabiliyorlar? Yani bu kadar hatayı, çelişkiyi zorla bir araya toplasan düşmanın toplayamaz yani. Mümkün değil, başaramaz. Bilmiyoruz. Yani Pentagon bugün sizin dediğiniz gibi Münbiç'le ilgili açıklaması buydu. Bunu söylemekle yetindi. Bölgede ABD askeri ve personeli bulunduğunu zaten kabul ediyorlar diyebiliriz Ersoy dedi. Bu öte yandan Pentagon Türkiye ile güvenli bölge noktasında görüştüklerini doğruladı, ama öte yandan ABD Dışişleri Bakanı bu konuyla ilgili Türkiye ile görüşmediklerini, bu konuyla ilgili Türkiye'ye fikir vermediklerini açıklıyor. Şaşırdın mı? Ancak birkaç fikir, yani artık şaşırmıyorum ben. Yani diziler şu an kaldırılsa hiç enteresan olmaz Ersoy dedi. Yani bir yıl götürür bizi bu açıklamalar Ersoy dedi. Öte yandan şunu söyleyebiliriz. İşin içerisine Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı da girdi. Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bozert diyor ki Türkiye Afrin bölgesindeki çatışmadan çekilmesini tavsiye ediyorum artık. Yani iş oldu, Beyaz Saray oldu. İç Politika Danışmanı. Tabii Beyaz Saray İç Politika Danışmanı'nın dış politikaya müdahale etmesine kadar gitti. Yarın bir gün gene hani espri yapıyoruz belki, ama Ersoy dedi bunlar maalesef acı gerçekler. Yarın bir gün Beyaz Saray'da çalışan bir pres sekreter Pentagon'a taktik veriyor olabilir, yani hani artık o dereceye geldik biz. Anlamakta çok zorlanıyoruz Ersoy dedi. Şu Dışişleri Bakanlığı Pentagon sözcülerinin açıklamalarına bakmak istiyorum, atladığımız bir şey olmasın diye. Fark etmez, zaten birkaç saate kadar hepsi yenilenir. Evet, doğru. O konuda size katılıyorum. Bu arada Nauert, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Afrin konusunda Türkiye karşı söylemlerini de sertleştirdiğini söyleyebiliriz Ersoy dedi. Peki Tillerson ne diyor? Yani en son Tillerson'la Çavuşoğlu'nun görüşmesi sırasında bu 30 kilometre güvenlik hattı meselesinin ortaya çıktığı yazılıp çizilmişti. Şimdi Tillerson öyle demedin mi diyor, nedir? Evet, Tillerson diyor ki ben öyle bir şey söylemedim, öyle bir şey konuşmadık da diyor. Ama birkaç fikir tartıştı diyor. İşte hemen onun ardından Pentagon açıklama yapıyor. Türkiye ile biz güvenli sınır meselesini görüştük diyor. Hemen Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında dile getiriyor. Olabilir, olmayabilir. Yani hani yarın bir gün herhalde bir şey olursa işine gelen cevabı alıp oraya koyacak. Şimdi hani bir sorunun 4 şıkkı olur da 4 cevap verirler ya. Biz onu demiştik. Demek için herhalde her birine ayrı açıklama yaptırıyorlar. Böyle de bir enteresan şey olabilir. Bilmiyorum Ersoy'da. Yani
anlamakta çok zorlanıyoruz. Peki, gelelim Amerika'nın kendi yerel tartışmalarına. Şu şeyi ne oldu şimdi, Trump hakkındaki suçlamalar ifade verecek mi? Evet, Donald Trump gazetecilerin sorularını yanıtladı bugünkü yurt dışı ziyaretinde. Müller'in sorgulama talebine karşı nasıl cevap vereceği soruldu kendisine. Bunu kabul edebilirim dedi. 2-3 hafta içerisinde Robert Mueller gelip beni sorgulayabilir dedi. Soruşturmayı biliyorsunuz, Rusya Trump seçim ekibiyle Ruslarla arasındaki ilişkiyi anlatan bir sorgudan bahsediyoruz, süreçten bahsediyoruz. Donald Trump kendisinin sorgulanabileceğini söyledi. Bunun 2-3 hafta süre alacağını söyledi. Nasıl olacağı konusunda detaylara ilişkin daha çok bilgi yok ama soruşturmanın Comey, yani kovulan eski FBI direktörü, kovulan eski istihbarat direktörüyle Mike Flynn odaklı geçeceği de buradaki bir diğer iddia Ersoy'da da. Peki, biz birkaç hafta arka arkaya Kudüs'ün İsrail'in başkenti yapılması tartışmasına odaklanmıştık. Birleşmiş Milletler önce Güvenlik Konseyi'ne, ardından Genel Kurulu'na geldi. Ortalık karıştı bir anda. Şimdi bitti mi o tartışma? Ne oldu şu Kudüs meselesi? Tartışma bitmedi. Netanyahu, İsrail Başbakanı bu konuyu oldukça gündemde tutuyor. ABD'yi de arkasına almış durumda. Tabii Trump'la her görüşmesinde, işte ABD'li yetkililerle her görüşmesinde bunu gündeme getiriyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bugün bir açıklaması oldu. Donald Trump'la temas kurduktan sonra diyor ki Netanyahu, Filistin'le yapılacak her türlü barışın sonunda Kudüs kesinlikle İsrail'in başkenti olacaktır. Yani bütün anlaşmalar bu merkezde olacaktır. Herhalde o zaman herhangi bir barış anlaşması olmayacağını ima ediyor. Çünkü Filistin'in Kudüs'ü vermeye, herhalde dünyanın da Kudüs'ü İsrail'e teslim etmeye niyeti yok diyebiliriz. Ersoy'da da bir nevi tüm barış yollarını kapatmış oldu İsrail diyebiliriz. Peki, derken bir seneyi geride bıraktık. Kasım 2016'da seçildi. İşte bu günlerde de görevi devraldı, değil mi? Donald Trump bir yıl oldu başkan olalı. Nasıl geçirdik biz bu bir yılı? Rüzgar gibi geçti, evet, değil mi? Çok ciddi. Bununla ilgili çok araştırmalar yapıldı ama tüm araştırmaların herhalde sonu aynı kapıya çıkıyor. Tam bir felaket hükümet diyebiliriz. Felaket. Öncelikle şunu belirtelim. Ersoy'da Donald Trump seçmenleriyle 28 maddelik bir seçim anlaşması imzaladı Ersoy'da ve bu 28 maddenin içerisinde de 60 tane vaat vardı. İşte ABD başkanları genelde ilk 100 gününde ne yaptıklarıyla konuşulurlar. Eski başkan Roosevelt'ten gelen bir gelenektir bu. İlk 100 gün, ilk 1 yıl ABD başkanı ne yaptı? Donald Trump yapmış olduğu 60 vaadin 6 tanesini gerçekleştirdi galiba. Artı tanesi olarak not almışım ancak 60 vaat sunmuş, %6'sını gerçekleştirebilmiş ve geriye kalan %94'ünü ise gerçekleştirememiz, bazılarıyla ilgili bir başlangıç yapmış ama o da tabii ilk yıl değerlendirmesinde pozitif olarak alınmıyor. Ersoy'da da yani ilk cümlemiz gerçekten istatistiklerle de tam bir felaket hükümeti olduğunu gösteriyor. Peki, sen sözünü unutma. Sana bir tane şu Amerikalı rapçinin yanlışlıkla milyon dolarlar kazanması hikayesini soracağım ama bir son dakikamız var. Onu ben paylaşacağım kamuoyuyla. Şimdi az önce Genelkurmay'dan bir açıklama geldi. Bu açıklamada işte altta da başlık olarak görüyorsunuz. 343 PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıklıyor Genelkurmay. 23 hedef 13 uçakla imha edildi Genelkurmay'dan gelen açıklamaya göre. Bu son bilgi PKK, KCK, YPG ve DAEŞ mensuplarını hedef alan operasyonlarda Zeytin Dalı harekatı sırasında 13 uçakla 23 hedef imha edildi ve tesirsiz hale getirilen terörist sayısını da 343 olarak güncelledi Genelkurmay. Bunu son dakika notu olarak vermiş olalım sizlere. Yeniden Amerika'dayız. Yavuz'a dönüyoruz ve Yavuz'a soruyoruz. Kim o rapçi? Nasıl kazandı o paraları? Evet. 50 Cent olarak bilinen bir Amerikalı rapçi nasıl kazandı? 4 yıl önce
rapçi çıkarmış olduğu albümünün Bitcoin ile satışına müsaade etmişti, umursamamıştı. Aa. Yani hani, albüm nasıl satılırsa satılsın önemli değil gibisinden belki de çok önemsemedi. Bitcoin ile satılmasına müsaade etmişti ve takip etmemişti olayı. Ardından 4 yıl sonra hesabına baktığında bahsettiğimiz paralar Ersoy'da de 100 bin 200 bin yani dolarlar onun değil. Onun hesabına Bitcoin'ler yapmış kaset satışı karşılığı bir şekilde. Evet, evet tam 4 yıl boyunca... Of. Hesabında oluşan para yaklaşık 15 milyon dolar Ersoy dede. Şöyle bir sıkıntı var. Bir ay önce hesabına baksaydı 15 milyon dolar alacaktı ancak Bitcoin'in bu son günlerde düşmesi ona biraz para kaybetti ama çok üzüldüm vallahi. Herhalde ekonomi dilinde kardan zarar olarak değerlendirebiliriz bunu. Yani sen yola 50 kuruş diye çık. Sonra milyon dolarları götür. Kesinlikle dediğiniz çok doğru. Yani hiç arkana bakmadan bedavadan para diyebiliriz. Yani çok enteresan. Ersoy'da da bir cümle var. Onu atlamak istemiyorum. Az önce notlarımı kontrol siz sondaki açıklarken notlarımı da fark ettim. Beyaz Saray İş Güvenlik Danışmanı bir açıklama yaptı demiştik. Yani Türkiye Afrin'den çekilsin vesaire diye. Bu Beyaz Saray İş Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert'in bir sözü de var. Diyor ki... Ne diyor? Türkiye ile demokratik Suriye güçleri arasında bir çatışmayı tercih etmiyoruz. Şimdi bu cümle nasıl bir cümle? Bu cümle nasıl bir cümle? Tehdit var ya bir cümle mi? Tuzak kokan bir cümle mi? Size doğru bir şey geliyor diyor söyleyeyim. Aslında. Size doğru bir şey geliyor diyor değil mi? İşte öyle bir cümle. Evet onu ima ediyor da olabilir. Ama ben de şunu söyleyebilirim bu konuya ilişkin. Ben de işin açıkçası Türk ordusuyla... Hiç kimsenin karşılaşmasını istemem. Bu konuda gerçekten Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı'na katılıyorum. Aynen. Yavuz Atalay sağ olasın, var olasın. Çok çok teşekkürler. İyi geceler diyoruz sana. Yavuz Atalay bize Washington'dan aktardı. Hem zeytin dolar harekatına ilişkin Amerika'daki son tabloyu hem de Amerika'nın yerel tartışma konularını. Şimdi bu zeytin dolar harekatı başladığı günden beri sadece... Bu topraklarda hani birkaç ayrı kutu, ben onu hep öyle söylüyorum, birkaç ayrı kutu dışında kalan 80 milyonun duası değil Mehmetçi'ye giden. Dünyanın dört bir tarafından bakın nasıl dualar, nasıl selamlar gidiyor Bursa Yadağı'ndaki vatan evlatlarına. Senegal'in başkenti Dakar burası. Dillerde dualar, kalplerde Türkiye var. Mehmetçiğin Afrin'de PKK-PYD'li teröristlere başlattığı Zeytin Dalı operasyonunun başarıya ulaşması için dua ediyorlar. Burası Pakistan. Burası ise Keşmir. Ve Kosova'nın Türk şehri Prizren. Dualar hep Mehmetçiğin başarısı için. Ezilenlerin umudu olmuş aziz milletimize ve kahraman ordumuza rahmetinle, nusretinle muamele eyle Allah'ım. Sadece camilerde dualarla değil, sokaklarda bayraklarla da Mehmetçiğe destek var. Burası Danimarka'nın başkenti Kopenhag. Vatanımız sağ olsun. Allah razı olsun. Biz ülkemiz için buradayız. Rabbim ordumuza... Vatanımıza, milletimize bir zaval vermesin. Budapeşte'de, Londra'da, Brüksel'de ve Saraybosna'da. Ya Rabbi bugün de ordumuza yardım eyle. Amin. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin organizasyonuyla Avrupa'nın dört bir yanında Türkler sokaklara çıktı. Mehmetçi'ye destek açıklaması yaptılar. Ankara çevireceğiz şimdi kameralarımızı. Çağla Atlı var karşımızda. Başkentin gündemini almak üzere hemen Çağla'ya dönüp soruyoruz. Ne var ne yok bugün ajandanızda Çağla Atlı? Günaydın Ersoylu'da sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İzleyicilerimiz ekranda da son dakika bandında görüyor. 20 Ocak 2018'de saat 17'de başladı Zeytin Dalı Harekatı. Bugün 7. gün Zeytin Dalı Harekatı'nda ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sıcak bir açıklama geldi bugüne dair. Bugüne kadar toplam 343 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 13 uçak harekata katıldı. Bu harekata katılan
bulunan 13 uçak görevlerini tamamladıktan sonra da emniyetle üstlerine döndü. 23 hedefte imha edildi. Bu şekilde güncellemiş olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son bilgileri. Bugün de yine gözler sınırda olacak. 7. gününde Afrin'de olacak. Tüm gelişmeler yakından takip ediliyor olacak. Bir yandan telefon diplomasisi de devam ediyor. Tüm gelişmeler yine bizim yakın takibimizde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin genel merkezinde olacak. Genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşacak. Hem gündeme ilişkin mesajlar vermesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hem de ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesine dair ABD'nin o gerçekten uzak açıklamasına dair yine mesajlarını vermesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii Başbakan Binali Yıldırım da genişletilmiş il başkanları toplantısında olacak. Onun da bilgisini verelim. Akşam saatlerinde de Başbakan İstanbul'a gidecek. Beyoğlu'nda düzenlenen bir programa katılacak. CHP'ye bakalım. CHP'de kurultay süreci söz konusu. Yapılıyor yine CHP içerisinde. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu yerel yönetimler ve adalet konulu toplantıya Kartal Belediyesi tapu dağıtım törenine katılacak. Bu şekilde İstanbul'da olacak CHP lideri de. Sağlık Bakanı'nın da bugün bir programı var. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret edecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi Dünya Gümrük Günü kutlama programına katılacak bugün. Merkez Bankası'ndan da bir açıklama bekliyoruz. Aralık ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak Merkez Bankası. TÜİK'ten de geçen yılın Kasım ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerinin geleceğini söyleyelim açıklamalar arasında ve an itibariyle de gündemden öne çıkan başlıklar bu şekilde Ersoy dedi. Teşekkürler Çağla Atlı, sağ olasın, var olasın verdiğin bilgiler için. Çağla Atlı'nın aktardığı bilgiler arasında bir detay vardı. Son derece kıymetli. Kartal tapu dağıtım töreni var dedi. 22 Ocak'tan itibaren hakikaten de bu hak sahiplerine, yani işte o gecekondu bölgelerindeki sorunlu yerlerde gerekli düzenlemeler yapıldı. Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla istişareleri içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, işte diğer başka bir takım ilgili dairelerle gereken düzenlemeler yapıldı ve orada hak sahiplerine, vatandaşlara tapuları dağıtıldı. Fakat enteresan bir kampanya yürüyor. Ben Kartal Belediyesi'ni takip ediyorum mesela. Size söz verdiğimiz gibi tapularınızı veriyoruz falan diye bunu böyle siyasi propagandaya dönüştürmüş durumda. Değerli izleyiciler, 29 Mart 2014 Kartal mitingi, Cumhurbaşkanı Erdoğan o vakit başbakan ve işte yerel seçimlere giden süreçte son mitinglerinden birini yapıyor Kartal'da. Aynen şöyle dedi. Sen kim oluyorsun da vatandaşa tapu veriyorsun? Tapu vermek devletin vazifesidir dedi. Bakın 29 Mart 2014'teki Kartal mitinginde Erdoğan'ın yapmış olduğu bu konuşma zaten kayıtlarda şu anda. Ve hakikaten de bu iş devletin bu konudaki titizlikli çalışmasıyla ve Kartal'daki, bildiğim için söylüyorum, AK Parti Kartal Teşkilatı'nın gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ile gerekse Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özasık ile uzun süren istişarelerle yaptığı çalışmalar neticesinde Kartal Tapu Müdürlüğü'nden çıkan bir sistemle şu anda tapular dağıtılıyor. Fakat nasıl başardıysa bir ilçe belediye başkanı geldi bunun siyasi propagandasının üstüne oturdu. Ben söyleyeyim vatandaşlara, CHP'li Kartal belediye başkanının falan tasarrufunda olan işler değil bunlar. Bu işler devlet işleriydi ve hakikaten de öyle devlet işleri şeklinde neticelendi. Öyle hani zaten hakkınız olan bir şeyi devlet size verdiğinde bundan birilerinin siyasi propaganda yapmasına falan da imkan vermeyin diye söylüyorum ve hemen yurttan kış manzaralarına geçiyoruz. Kara kış bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı Samsun-Ankara karayolunun trafiğe kapanmasına yol açtı. Araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Aksiki-Seydişehir Karayolu da kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçlar ekipler tarafından kurtarılarak dinlenme tesislerine yönlendirildi.
Kırşehir'i etkisi altına alan şiddetli tipi nedeniyle Ankara-Kayseri karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kırşehir'den Kayseri istikametine tipinin çok şiddetli olması nedeniyle gün içerisinde 20'nin üzerinde araç yoldan çıktı. Adapazarı'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kars Sarıkamış'ta 5, Susuz'da 10, Kazman'da 13, Arpaçay'da 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı Sarıkamış ilçe merkezinde 80, Cıbıltepe kayak merkezinde 115 santime ulaştı. Kars'ta vatandaşlar arabalarının ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri caddeleri ulaşıma açık tuttu. Erzincan'ın Üzümlü ilçesi de beyaza büründü. Yozgat'ta kar yağışı tipiye dönüştü. Çetin şartlar köylerde hayatı felç etti. Sivas'ın Divri ilçesindeki enerji nakil hatlarında 25 metrelik sarkıtlar oluştu ve görevliler tarafından kırıldı. Vur! Fırtına nedeniyle Balıkesir-Bandırma sabah feribot saatleri iptal edildi. Balıkçı tekneleri denize açılamadı. Peki memleketin havasına bakalım. Elbirhan Ayan burada, günaydın. Günaydın Ersin. Nasıl olacak memleketin havası? Şimdi yağış artık büyük ölçüde ömrünü tamamladı. Büyük ölçüde artık yurdu terk ediyor. Bugün Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Akdeniz'de, lokal bir bölgede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış var. Van, Hakkari ve Muş çevresinde bugün yoğun kar yağışı görülecek. Bu hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Yine 20 santim ile 50 santim arasında değişen bir kar örtüsü oluşma ihtimali var içinde bulunduğumuz 24 saatlik dilim içerisinde. Dolayısıyla yine hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileyecektir. Soğuk hava dalgası 2-3 derece yükselmeyle birlikte hala devam ediyor. Türkiye hala soğuk hava dalgasının içerisinde. Yani hala yurdun yükseklerinde, doğuda özellikle de kar yağışı sürecektir bugün de. Ve batıda Marmara ve Ege'de fırtına devam ediyor. Yine Poyraz var, kuzey yönlerden esiyor. Hayatı, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebileceği gibi hava sıcaklığı 1-2 derece yükselmiş olmasına rağmen rüzgar etkisiyle çok fazla hissetmeyeceğiz. Çünkü hala kuzeyde rüzgar esiyor. Kuzeydeki soğuk havayı, daha kuru ve soğuk havayı üzerimize taşımaya devam ediyor. Fakat sıcaklıkta bir yükseliş trendi ufak ufak da olsa, 1-2 derece de olsa 4'ten 6'ya çıkmış durumda. Şimdi cumartesi günü, yani yarın, yağış yine Karadeniz'in Orta Doğu kesiminde, Doğu Anadolu'nun doğusunda, Kars, işte Iğdır, Van, Ağrı çevrelerinde devam edecek. Ve Hakkari'de, Güneydoğu Anadolu'nun da doğusunda, Mardin çevresinde devam ediyor olacak kısa süreli sağanaklar. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Sıcaklıktaki yükseliş trendi yine devam ediyor olacak. Pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri Doğu Karadeniz'de çok lokal bir bölgede yağış devam edecek ama diğer bölgelerde hava güneşli ve açık olacak. Hava sıcaklığı yükseliş trendi içerisine girecek ve görünen o ki uzun süreli tahminlere baktığımızda Şubat ayı ortasına kadar da bu ortalamaların üzerindeki sıcaklık trendi Şubat ayı ortalamalarına kadar devam edecek gibi gözüküyor. Yine yağış pek görünmüyor önümüzdeki 10-15 gün içerisinde. Tüm yurtta havanın güneşli ve açık olacağını söyleyebiliriz. Sadece Doğu Karadeniz'de kısa süreli yağış devam edecek. Yine yükseklerde sulu kar ve kar yağışı olacak şekilde. Onun dışında bugün Van, Hakkari, Şırnak çevresinde yoğun kar yağışı devam edecek. İstanbul'da yağış artık yok ama İstanbul'un Anadolu yakasında çok kısa süreli hafif böyle çisenti şeklinde bir yağış ya da yine çok hafif şekilde sulu kar yağışı görülebilir ama çok zayıf bir ihtimal. Genel olarak İstanbul'da hava bugün gün boyunca kapalı olacak. Sıcaklık 6 dereceyi gösterecek. Günün en sıcak saatlerinde termometreler. Gece 3 dereceye iniyor. Ersoy'da da bu yollarda buzlanma ve don ihtimali demek. Artık 3 dereceye geldiği anda gece sıcaklık buzlanma ve don ihtimali başlar. Yağış olmasa da, kar yağışı olmasa da bizim yolda siyah buz dediğimiz gözde çok fazla gözükmeyen yani çok ince bir buz tabakası araçlarda kaymaya, kazalara sebep olabiliyor. O yüzden
gece özellikle de hız limitlerini aşmamaya çok özen göstermemiz gerekiyor bu dönemde. Çünkü bu dönem hava sıcaklığı gündüz yükselse de gece sıcaklıklarında çok fazla değişimler olmayacaktır. Önümüzdeki 10-15 günlük süre içerisinde gece gündüz sıcaklık farkı yükselecektir. Bu da özellikle gece buzlanma ve don tehdidinin artacağı anlamına geliyor. Ve tabii ki tarımsal faaliyetin sürdüğü alanlar için de zirai don tehdidinin altını çizmek lazım önümüzdeki süreçte. Ve yine hafta sonu itibarıyla gece ve sabah erken saatlerde sis oluşmaya başlayacak. Sisle birlikte hem görüş mesafesi hem hava kalitesi değerleri de azalacaktır. Bunun da altını çizmiş olalım. Onun dışında bugün Van, Hakkari ve Şırnak çevresi için bir kez daha biz riskin altını çizelim. Aman dikkat diyelim, yoğun kar yağışı hayatı, ulaşımı olumsuz etkileyebilir diyerek hafta sonu itibariyle yurdun batısından başlayarak havanın güneşli geçeceğini, ortalamaların üzerine çıkacağını, sıcaklığını söyleyerek bugün de noktalamış olalım. Teşekkürler Elif Hanım'a. Sağ olasın, var olasın verdiğim bilgiler değerlendirmeden için. Şimdi size bir rakam vereceğim. Bu rakam Türkiye'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden dosya sayısı. Ciddi bir azalma var. Bunda tabii Türkiye'deki iç hukuk yollarının çeşitlenmesinin de kuşkusuz ki payı var ama başka faktörler de var. 2016'da 12.600'müş bu dosya sayısı. 2017'de sayı 7.000'ler seviyesine düşmüş. Anayasa Mahkemesi'ne başvurular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yükünü azalttı. Türkiye'den AİHM'e başvurular ciddi oranda azaldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2017 faaliyet raporunu yayınladı. 1 Ocak itibariyle mahkemede 56.250 dava dosyası var. İlk sıra 9.920 başvuruyla Romanya'nın. İkinci sırada 7.747 başvuruyla Rusya var. Mahkemeye yapılan başvurularda genel olarak da düşüş var. Türkiye'den yapılan başvurulardaki düşüş ise özellikle dikkat çekici. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 2016'da 12.600 başvuru yapılmıştı Türkiye'den ve sıralamada ikinciydi. 2017'de ise 7.500'e geriledi. Türkiye başvuru sayısında ikincilikten üçüncülüğe düştü. Bunda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruların büyük payı var. Çünkü uluslararası mahkeme öncelikle iç hukuk yollarının tüketilmesini istiyor. Mayon yanardağı. Filipinler'de yüz binlerce insanı tehdit eden Mayon yanardağı sönmüyor. Bölgeden şimdiye kadar 85 bin kişi tahliye edildi. 17 şehirde eğitime ara verildi. İlk defa 13 Ocak'ta patladı. O gün bugündür durmadı. Filipinler'deki Mayon yanardağı son 24 saat içinde 6 defa daha gürültüyle patladı. Bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 85 bini geçti. Mayon yanardağının patlaması sebebiyle hava seferleri iptal edildi. Dağın püskürttüğü lav 500 metre, kül ve duman da 5 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yanardağın 5. seviyede tehdide ulaştığı belirtildi. Albay bölgesinde 17 şehirde eğitime ara verildi. Fransa'ya gidiyoruz. Fransa'nın başkenti Paris'teyiz. Sen nehri taştı. Su yüksekliği şehir merkezinde 5 metreyi aşmış durumda. Paris'in pek çok bölgesinde su baskınları yaşanıyor. Sen nehri yükseldi. Paris'i su bastı. Fransa'da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Sen Nehri'nde su seviyesi 5 metre 25 santimetreye ulaştı. Sel ve su baskınları hayatı felç etti. Nehir üzerindeki ulaşım durduruldu. Çok sayıda tren istasyonu hizmet veremedi. Paris'in birçok bölgesinde aynı görüntüler vardı. Kurtarma ekipleri gece gündüz çalıştı. Sel mağduru kişiler tahliye edildi. Paris polisi su seviyesinin daha da artacağını açıkladı. Dünyanın gözü Çin'den gelen haberde Çinli bilim insanları ilk kez maymun klonladılar. Birkaç gün önce dünyaya gelen yavrular tartışmayı yeniden alevlendirdi. Zong Zong ve Hua Hua. Çin'de dünyaya geldiler. Bilim insanları onlara gözü gibi bakıyor. Çünkü normal yolla doğmadılar. Onlar klonlanan ilk primatlar. Uzun
Uzun kuyruklu makak maymunları birkaç gün önce dünyaya geldi. Bu laboratuvarda doğdular. Sağlıkları iyi. Çinli bilim insanları daha çok maymun klonlamayı hedefliyor. Hayvan klonlama 1996'da İskoçya'da Dolly adı verilen koyunla başlamıştı. Aynı zamanda büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Özellikle de etik olup olmadığı yönünde ciddi tartışmalar var. Çünkü gelecekte bunun insan klonlamaya kadar gidebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Çin'de klonlanan primatlar dünyanın dikkatini çekti. Ancak yöntemin insan klonlamaya sıçrama tahtası olmaktan çok uzak olduğu belirtiliyor. Çinli bilim insanları ise klonlama çalışmalarıyla hastalık tedavisinde ciddi ilerlemeler sağlanabileceği görüşünde. Zaman zaman denk gelir de ah telefonum yanımda olsaydı da açsaydım da şunu kaydetseydim dersiniz ya. Öyle bir görüntü izleyeceğiz size. Kaydedilmişi var. Sığırcıkların gökyüzündeki dansı. Görüntüler Gazze şeridine yakın bir noktadan Akdeniz kıyısından alınmış. Binlerce sığırcık yine buluştu. Gökyüzünde adeta dans ettiler. Birbirlerine çarpmadan harika bir ahenkle uçtular. Saatlerce cıvıltılarıyla izleyenleri adeta büyülediler. Sığırcıklar 20 yıl önce geldi Gazze sınırına. Bu görüntüler İsrail'in Sderot kentinden. Beyoğlu'nda polis şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerle polis arasında kovalamaca başladı. Gecenin sonunda biri çocuk 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dur ihtarına uymayıp kaçtılar. Beyoğlu'nu savaş yerine çevirdiler. Polis ekipleri Dolapdere Hacı Hüsrev Mahallesi'nde asayiş denetimi yaparken içinde biri çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Sürücü ise aracı polislerin üzerine sürerek kaçtı. Polisler ezilmekten son anda kurtuldu. Polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca Piyalepaşa Bulvarı girişinde son buldu. Şüpheliler trafik polislerince kurulan barikata takıldı. Sıkıştıklarını anlayan şüpheliler polise ateş açtı. Ekipler karşılık verince şüpheliler yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yaya olarak devam eden kovalamacada cezaevinden 2 gün önce çıktığı öğrenilen Turgay T. ve kardeşi A.T. ekipler tarafından yakalandı. Diğer kardeş E.T. ise bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. E.T. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Araçta bulunan çocuğun da şüphelilerden birinin oğlu olduğu öğrenildi. Diyarbakır'da bir işletme sahibi kendisine yazılan cezaya kızdı. Çok öfkelendi. Yanında çalışanları, akrabalarını aldı ve DEDAŞ binasını bastı. İşte o anlarda yaşananlar. Kaçak elektrik cezasına kızdı, terör estirdi. Diyarbakır Ergani'de bir işletme sahibi kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle kesilen cezaya öfkelendi. Yanına çalışanları ve yakınlarını aldı, dağıtım şirketini bastı. Hakaretler savuran 10 kişilik grup bilgisayarları, kapı ve pencereleri kırdı. Masa ve sandalyeleri devirdi. DEDAŞ çalışanları karşılık verince tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olup biten güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı. TÜYAP'ta başlayan Uluslararası Turizm ve Sanat Fuarı'na götürüyoruz sizi. 85 ülke ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 1085 katılımcıyla inanılmaz seçenekler sunuyor. Dünyanın 5 büyük turizm fuarından biri, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı,
22. kez kapılarını açtı. Beylikdüzü TÜYA Fuar Merkezi'ndeki törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından tatil rotaları aynı platformda bir araya geldi. Fuar 85 ülke ve Türkiye'nin dört bir köşesinden 1065 katılımcıyı ağırlıyor. Aksaray standındaki Aksaray Malaklısı cinsi köpek artist adeta fuarın maskotu oldu. Bütün özelliği ağırlıklı olarak kafada. Gerdan dediğimiz, göz dediğimiz, burun kırığı dediğimiz, kulak, alt ve üst dudak ve şu kafaya göre de burnun kısa olmasıdır. Bu Aksaray Malaklısı köpek şu an yavru, ancak büyüdüğü zaman babasının boyuna erişecek. Rize bezi yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Rize bezi Feretiko dokuma, eski adıyla Feretiko. Feretiko'nun özelliği kendi ipliğinden yapılıyor. Kendi ipliğimizin de özelliği şurada görmüş olduğunuz bu kendi ipliğidir. Buna asla güve vurmaz. Hem yıkamaya dayanıklıdır hem saklamaya dayanıklıdır. Uzun ömürlü yani. Çok uzun ömürlü. Zaten uzun ömürlü de bir dokumamız vardır. Çok köklü bir dokumamız vardır. Tatile çıkmayı planlayanlar için cazip seçenekler ve erken rezervasyon kampanyaları var. Fuar 28 Ocak Pazar günü sona erecek. Ya tebime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. Ya tebime kolalı da gömlek. Diyor ve saygıyla huzurunuzdan ayrılıyoruz. Seyhunlar Demir ve ekibi reji de Ümit Kul ve ekibi de haber merkezinde 3 saat boyunca bu yayını size ulaştırdılar. Biz de naçizane sunmaya gayret ettik. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın. Ziraat Bankası ekonomi bültenini sunar. Ziraat Bankası ekonomi bültenini sundu. Fakat bu mücadelenin sonunda kazanan kim olabilir? En kararlı duran kazanan olabilir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bizim limitlerimizi görmek istiyor. İkinci Mahmut'un bir sözü var. Kılıç kınından çıktığı zaman düşman sürüsü dağılır diye. Siz ne kadar vuracağız, geliyoruz bir gece derseniz deyin, ne zaman eylem başlarsa o zaman işler değişir. Türkiye Membiç'i alır. Aslında Amerikan'ın sizlerine galiba Membiç'i vereyim, daha sonra öbür tarafı garantiye alalım filan diye böyle bir Membiç'te ayak sürme filan gibi bir haller görüyorum, ama Membiç'i hemen bırakmaya hazırlar gibi. Fakat Türkiye Membiç'te durmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı birinci gün söyledi. Yani öbür tarafa doğru geçeceğimiz, Fırat'ın doğusuna geçeceğimiz sandığı çok aşikar. Abdullah Öcalan'ın Kürtçe bilmemesi gibi şeyler var ortada. Yani bunlar Türkiye'li terörist insanlar. Şimdi Amerika'ya muhatap olan Türkiye'li ve Kürt kisvesi altındaki bir takım teröristler ise hiçbir zaman Amerika Suriyeli Kürtler hakkında fikir sahibi olmaması gerekir. Hashtag olarak da Türk-Amerikan dostluğu. Evet, son resmi ziyaret o olmuştu. Doğru, yani Nihat Erim'den bu yana Amerika'ya kimse gitmedi. Son resmi şimdi ziyaretimiz bu, budur. Değil tabii ki. Bu tweet ve Amerikan Büyükelçiliği tarafından paylaşılan bu tweet